Anlattıkların çok şaşırttı beni. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Artık kendi hayatını bulmaya çalış ve beni yok bile Erol. Anlayamıyorum ne demek istediğini abi. Evlilik bana kötü bir oyun oldu. Fakat abi... Anlatmak istediğim şu ki... Hiçbir şey anlatma. Kendi kendime sürdüğüm bu leki gene kendim temizleyeceğim. Yalvarırım ben de beraber geleyim. Şimdilik imkansız. Bir aylık seyahat bu. Patron içeride bekliyor. Beyrut'a gideceğiz. Sana söz veriyorum bir ay sonra gelip seni alacağım. Bana kalırsa hemen kocanın evine dön. Dönemem. Haydudun serserinin biridir, öldürür beni. İçeride her şey hazır. Patron konuşmak istiyor seninle. Burada bekle beni. 5 dakika. Beni istemişsin patron. Evet, çok önemli bir konu. Buyurun, sizi dinliyorum. Kim içerideki kadın? Bir arkadaşım. Sana 1000 kere aramıza kadın karıştırma dedim. Bilirsin, hoşlanmam kadın milletinden. Üstelik de biraz fazla konuşuyor. Kadın milletine güven olmaz. Seni daha fazla sıkmaya devam ederse susturursun. Vakitsiz öten horozu sustururlar bizim işte. Merak etme. Ben içeri gidip atlatayım şunu. Karabela. Buyur abi. Hazırlıklı ol. Belki ihtiyacım olacak sana. Ameliyat için. Olur, merak etme. Hadi yavrum, evine götüreyim seni. Ben de geleceğim seninle. Olmaz. Her şeyi duydum. Gerekirse ihbar ederim, kaçamazsınız. Yapamazsın. Yaparım. Kocam her şeyi biliyor nasıl olsa. Zaten ölmüşüm ben. Peki yavrum. Madem istiyorsun sen de gel bu uzun yolculuğa. Ama ne yazık ki bazı yolların dönüşü olmuyor. Kocası geldi. Ben içeride oyalarken sen adamın arabasının bagajına yerleştir bunu. Hadi acele et. Işığa çıkarsan belli olur. Belki de seni. Karım nerede? Karının bekçisi değilim. Emniyet Müdürlüğü mü? Bir ihbarım var. Polis. Polis mi? Burada ne arıyorsun delikanlı? Karı mı? Karını mı? Benim bildiğim bir insan karısını sağda solda değil, evinde arar. Evet. Evet ama ben onu gündüz o bahsettiğiniz adamla o evden çıkarken gördüm. Bana kalırsa benzetmişsin karını. Demek ki en son orada gördüm. Evet. İyi konuşuyor ama doğru söylemiyorsun delikanlı. Gel bizimle. Bak bakalım delikanlı. Bak da masum koca maskeni at yüzünden. Bu kadını tanıyor musun? Ablanızın cesedi eniştenizin arabasının bagajından çıktı. Bildiğiniz herhangi bir olay
Bir geçimsizlik var mıydı aralarında? Hiçbir şey söyleyemeyeceğim efendim. Eniştem ablama, yuvasına bağlı, dürüst bir insandı benim bildiğim. Suçlu en son seni gördüğünü ve seninle vedalaştığını söylüyor. Bu konuda bildiklerini doğru söyleyeceğine yemin eder misin? Ederim efendim. O halde bildiklerini anlat. Seni dinliyorum. O gece abimin evine görmeye gitmiştim. Son derece heyecanlıydı. Sinirinden tir tir titriyordu. Doğru söyleyeceğine yemin etmiştim delikanlı. Evet. Benim inancım, benim dürüstlüğüm, benim namusum, benim her şeyimdin abi. Ama şimdi her şeyi anlatmak zorundayım. Affet beni. Elinde tabanca vardı. Ne olursa olsun intikamımı alacağını, namusumu temizleyeceğini ve kendisini aramamı söyledi. Suçlunun karısıyla ilişkiniz olduğu söyleniyor. Bu konuda diyecekleriniz var mı? Yemin ederim evli olduğunu bilmiyordum. Bir iki kere yemek yememizden başka hiçbir beraberliğimiz olmadı. Başka bir diyeceğiniz, evli bir kadınla bile bile ilgi kuramayacak kadar dürüst bir insanındır hakim bey. Maktulün karısı Selim'i daha önceden tanıyor muydunuz? Kendisini evime yaptığı ziyaret sırasında tanıdım. Karısını arıyordu. Son derece sinirli, son derece hiddetli bir görünüşü vardı. Sonra da karısının öldürüldüğünü okudum gazetelerde.